Merhaba arkadaşlar, Serapiler Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel çiçekleri anlatacağım sizlere. Bakar mısınız? Nasıl güzeller, ne kadar da kolay. İnanamayacaksınız kolaylığına. Hem çok güzel hem çok kolay. Bunları yeni yıl geliyor malum. Hediye paketlerini süslemek için kullanabilirsiniz. Bu beşli, altılı yapıp böyle motifleri birbirine şu uçlardan ekleyip 6 tane yapıp yani 6 tane yapraklı yapıp çok güzel istediğiniz renklerde oda takımları yapabilirsiniz. Alternatifler hazırlıyorum size. Daha küçüğünü yapıp harika küpeler yapabilirsiniz. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bileklik bile yapabilirsiniz. Ben bu tarz şeyleri takmayı çok seviyorum. Şöyle kordon yaparsınız. Şahane bir bilekliğiniz olur. Broş yapabilirsiniz. Ya patik üzerlerini süsleyebilirsiniz vesaire vesaire vesaire. Tamamen size kalmış. Nerelerde kullanacağınız. Şimdi şöyle bir İsrail orlonum var benim. Bu da yine onun gibi bir ip. Siz istediğiniz iplerle, yünlerle kullanabilirsiniz. Orlon yani bildiğimiz orlon bu. Hemen şimdi ipimi alıyorum ve yapımına başlıyorum. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekerek başlıyorum. Hemen şuradan birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 kez sardım. Hemen yuvarlağımın içine girdim. 2, 2, 2 çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye tekrar 2 kez sardım. Hemen yapmış olduğum halkanın içerisine girdim. 2, 2 çıkardım. Tekrar 2 kez sardım. 3 seferde çıkarıp trabzan yaptım. Tekrar 2 kez sardım. 2, 2, 2 çıkardım. 3 tane trabzanım oldu. Araya 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye 2 kez alıyorum yine. Hemen tekrar halkamın içerisine giriyorum. 2, 2, 2 çıkarıyorum. 2 kez sardım, halkamın içerisine girdim. 2 kez sardım. 1, 2, 3 zincirim var yine. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4 tane aram oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane de bu şekilde şu ana kadar bir çarkım oluştu. Şimdi tekrar 3 zincirim var. Burada yarım bıraktığım bu ikili trabzanı şöyle hemen oraya batıp tamamladım bakın. Ve şimdi bunu buraya birleştireceğim. Şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve bakın şu araya girip bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın önce şöyle çarkımı iyice göstereyim size. Şu şekilde bir çark oluşturdu. 5 zincir çektim. Şöyle şu araya giriyorum. Bakın şu trabzanımın arasına sık iğne ile kapatıyorum. Bu araya giriyorum. Normal sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şuraya girip
bu 5 zincirimi buraya sık iğne ile kilitledim ve hemen yanına hiç başına ilmek almadan bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen şuraya girdim, kilitledim. Yanına hemen bir sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Ve bakın buraya kadar geldim. Şimdi şöyle şu arka ipimi de biraz toparlayayım. Şöyle keseceğim. Bir, iki zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bakın bir arkada burada trabzanım var. Ay zincirim var. Bir de önde zincirim var gördüğünüz gibi. Tepeye bir aldım. Şu öndeki zincirimin içerisine giriyorum. Bu arkayı da elimle şöyle oraya eğdim. Bir trabzan. İki trabzan. Üç trabzan. Dört trabzan. 5 tane trabzan yaptım. Bir kez sardım ve bakın şu 1, 2, 3 trabzanım var ya. Şuraya giriyorum. 1 trabzan. 2 trabzan aynı yere. 3 trabzan aynı yere. 4 trabzan aynı yere. 5 trabzan aynı yere. Bakın. Tepeye bir aldım. Hemen şu karşıya atladım. Bir trabzan. İki. Üç. İkili trabzan yapıyoruz buraları. Dört. Beş tane trabzan yaptım yine. Bakın şimdi. Şöyle bir şeyim oldu bu şekilde. Şimdi iki kez sardım tepeye. Şunu şöyle eğdim. Arkada 5 zincirli yerim var, yuvam var. Hemen buraya atladım. Şu bir trabzanım. İki kez sardım. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzanım. İki kez sarıyorum yine. Beşinci trabzanım. Beş trabzan yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört zincir çektim. Beşinci trabzanımın tepesine şöyle bir ibik yapıyorum. İki kez sardım tekrar. İndim aşağıya. Bir, yine hep iki sarıyorum. İki, 3 4 1 2 3 zincir çektim ve bakın şuraya şöyle indim. Hemen şu ilk köşesindekini indim ve kilitledim. Hemen yanındaki sık iğneme de bir sık iğne yaptım. Bakın. İki zincir çektim. İki kez sardım. Pardon, iki zincir çektim. Hemen yine şuradan devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, şununla 5. Tepeye bir aldım. Yine geçtim yan tarafına. 1 2 3 4 5. Şu üçlü trabzan var ya arkadaşlar. Üçlü trabzanın şu tarafına 5 tane doldurdum. Tepeye doldurdum.
Şimdi çeviriyorum. Bu yandaki, bakın şuradakine de birini buraya doldurmuşum. Bu boşta, şuna da dolduracağız şimdi. Tepeye bir aldım ve geçtim buna. 1 2 3 4 5. 2 kez sardım. Şimdi önce şöyle bir elimde bunu bir düzeltiyorum. Bak, buraya kadar geldim. 2 kez sardım. Hemen yine bunun arkasındaki şu 5 zincirin içerisine girip 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincirim var. Tepeye ibik yapmak için kullandım bu 4 zinciri. Yine 2 kez sardım. 1 2 3 4 1 2 3 zincirim var. 3 zincirle, bakın, 3 zincirle şu birinci köşeye inip kilitliyorum. Onun yanındaki sık iğne yapmıştık. Oraya da bir sık iğne yapıyorum ve 2 zincirle hemen şuradan yolumuza devam ediyoruz. Bakın, bunu arkaya büküyoruz. Bakın, bu arkada oluyor. Öndekinden 2 3 4 5 bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde bütün etrafı dolanıp şuraya kadar geleyim. Sonunu yine göstereceğim. Evet, buraya kadar yaptım. Şu dolanma işini yaptım. Buraya kadar geldim. Burada ne yapıyorduk? Hemen tepeye 2 kez sarıyoruz ve arkadakine yine 1 2 3 4 5 kez dolduruyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tepeye batıyorum. Bir ibik yapıyorum. 2 kez sardım yine. 2 3 4 1 2 3 zincirle aşağıya indim. Kitledim ve yanına yine bir tane de sık iğne yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle de tekrar göstermiş olayım. Model bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Şöyle üçünü bir arada göstereyim tekrardan. Bakın, hepsi birbirinden güzel. 3 tane çiçeğim oldu. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.